Elazığ depremiyle ilgili olarak eleştiriler çok haksız ve hadsiz bir eleştiri. Eleştiri yapmanın da bir faydası yok aslında. Şimdi depremlerdeki hizmetleri 3 aşamada ele almak lazım. Depremden önce yapılacakları, deprem sırasında yapılacakları ve deprem sonrasında yapılacaklar diye bakmak lazım. Söylenenler deprem öncesi şunlar yapılmadı, bunlar yapılmadı deniyor. Evet, yapıldı, yapılmadı. Bunların tartışmasına girmek istemiyorum. Bu tartışmanın şu an bir faydası yok. İnsanımız deprem yaşamış. Deprem olduğunda yapılacak şey bir kere enkaz altında varsa insanınız bunları çıkarmak, bunları kurtarmak, bunlara sağlık hizmeti vermek, gerekenlere tedavilerini vermek ve bunların bakımını sağlamaktır. Sonrasında ise bir taraftan da bu insanları uygun yerlerde evsiz kalmış veya evlerine giremeyen insanların yaşamını idame ettirmeniz lazım. Bu tabii ki çok daha farklı bir şey. Binlerce insan şu an evlerine giremiyor. Çadırlarda veya geçici yerleşim yerlerinde. Şimdi bunların yemek ihtiyacı var, barınma ihtiyacı var. Bunların sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Bunların sağlanması lazım. Toplu yaşanılan yerlerde bir takım sıkıntılar çıkabilir. Kış ay günlerindeyiz. Solunum yolu hastalıkları çok sık başımızı ağrıtabilir toplu yaşanılan yerlerde. Bu destekleri vermemiz lazım. Ondan sonrasında çok daha önemli bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Bir ay sonra özellikle depremden sonra yalnızlık hissedebilir. Yakınlarını kaybedenler, evini kaybedenler, malını mülkünü kaybedenler, statü kaybedenler olacaktır. Bu insanlara destek vermek, onların yanında durmak, onlara bir kap sıcak yemek götürmek, psikolojik destek vermek, sıcaklık hissettirmek çok çok önemlidir. Onun için zaman bunları yapma zamanıdır.